arkadaşlar. Daha faydalı olması açısından gelen soruları da bazılarını video çekeceğim. Çünkü ortak sorunlar daha hızlı çözüm olur. Bu da Buğrayan sayfasına gelen yorumlardan. Mesajda kısaca şey deniliyor. Matematiğim zayıftı. Videolarla birlikte güçlendi. Çıkmış sorularla beraber benzer soruları çözebiliyorum ama kaynaklarda yarısını çözemiyorum. Acaba fazla soru çözmeye çalıştığımdan mı zor sorulara takılıyorum? Şimdi burada şey var. Mesela bir kaynak düşünelim. Hazırlandı. Karekökü sayılar konusu var. Karekökü sayılar konusunda kaynağın doyurucu olması için 4-5 tane test koyması lazım. Şimdi 4-5 tane testi nasıl koyuyor? Birinci testte işte başlar. Temel karekökli işlemler. İşte 2 kök 2 artı 3 kök 2 falan. Bunlara benzer çarpım işlemleri, işte örneğin kök 2 çarpı kök 3 çarpı kök 2 bölü kök 24 ne eder? İşte bu da 1 bölü kök 1 bölü kök 4 ediyor, 1 bölü 2 çıkıyor örneğin. Biraz daha böyle zorlaştırır. Daha sonra şeylere gelir, sınavlarda çıkan tarz temel sorulara. Mesela örneğin kök 20 ile ne olsun, kök 45 mi? 4, 5. Kök 45'i toplama bölü, bunu da işte yine kök 5'e bölme. İşte 2 kök 5, 3 kök 5 bölü kök 5 gibi biraz daha sınava doğru gelir. Ama şöyle bir şey var. Şimdi mantıken çözülen konular genişledikçe sınavda zorlaşıyor. Karekökli sayılar belki 5 yıl, 6 yıl önce çok fazla insanların bildiği bir şey değildi ama daha çok kaynak arttıkça insanlar bu sefer sayılardan üst sayılara, karekök sayılara doğru geçmeye başladı. Yani bu temel, az soru çözeceğim diyen insanlar. Dolayısıyla artık bu konularda da biraz daha zorlayıcı sorular oluyor. Ama buradaki kaynaklardaki her soru elbette değil. Çünkü kaynak doyurucu olsun diye ekstradan çok zor sorular da soruluyor. Bunlar içerisinde çok özel yöntemler içeren, sadece oradaki açılımı bilmeyle alakalı sorular var. Genel olarak KPSS orta öğretime baktığımız zaman o son seviye değil. Yani son seviyeden ziyade çıkmış sorularda da bunu rahatça görebiliyoruz. Daha birkaç tık aşağıdaki seviyeden karekök sayılar gibi çoğu konuda öyle sorular geliyor. Her testin her sorusu çözülecek diye bir şey yok. Yani sınavın denginde diye bir şey yok. Birçoğu zor soru oluyor. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Kitabı yaptınız. Bir soru soruluyor. Bu soru çözülemedi. Bu soru gidiyor arkadaşa soruluyor. Öğretmene soruluyor. Ben şurada bir soru görmüştüm. Yani tırnak içinde ne kadar? Kitabın reklamı oluyor. Kitabın ismi geçiyor. Dolayısıyla zor sorular aslında kitabın reklam anlamındaki katalizörü. O yüzden zor sorular da konulabiliyor. Hepsi sınav ayarında olmuyor. Çok sınav dengi olmuyor. Ama genelde kitapta zorluk seviyesine göre sondan bir iki tık aşağıdaki soruları çözmek lazım. Soruya bakınca şeye bakmamız lazım. Yani bu soruyu çözerken ne kullanıldı? Abuk sabuk özel bir şey mi kullanıldı? Yoksa işte temelde olan, örneğin buradaki işte hepsinin içinde bir kök 5 olduğunu fark etme ve buna göre sadeleştirme, işlemi hızlandırma. Bu temeldeki, bu böyle şeyler mi kullanıldı? Başka türlü soru nasıl zorlaşabilir? Şöyle bir şey olabilir ki bu da yeni yöntemlerde. Mesela karekök sayı sorusunun içerisine bir mutlak değer koymaya çalışır. Örneğin eksi kök 5 çıkar, dışına bir mutlak değer koyar. Şimdi bakarsanız dersiniz bu soruda hem mutlak değer var hem karekök soru. Yani biraz daha zor gözükür ama sadece bu şekilde soruları birbirinin içerisine geçirerek. Yani gereksiz zor sorular evet kesinlikle yerleştiriliyor. Sınavda %100 çıkmaz diyebilir miyiz? Nadiren çıkabilir. Ama %100 demiyoruz. Nadiren olabilir. Hele ki KPSS orta öğretimde böyle en zorlayıcı sorular nadiren çıkabilir ki çıkmış sorular zaten bu konuda şey. Bu ÖSYM'nin yayınlamadığı sorularda da şey yok. Çok fazla bir şey yok. Sadece dediğim gibi konuları birbirinin içerisine sokma var. Yani YGS'nin çıkmış sorularına da baktık. ALES'in çıkmış sorularına da sayfaya geliyordu çünkü. Mesela YGS'nin içerisindeki soru DGS'de birkaç yıl önce sorulmuş bir soru. ALES'in içindeki soru ne yapmış? Birazcık kafa karıştırmak için kelimeler eklemiş. İşte tost ekmeği alıyorlarmış, şöyleymiş, böyleymiş. Aslında bildiğimiz zar sorusu. Zar sorusunda işte örneğin 2 ve daha fazlası gelmesi ihtimali kaçtır deyince biz sadece 1'i alıp tüm ihtimallerden çıkarıyorduk ya, böyle basitti. Burada da bunu somutlaştırmış, işte tost ekmeği almaya gidiyorlar da. Ama aslında o yani.
Peki kısaca ne yapmalıyım? Burada onu sormuş arkadaş. Kısaca şöyle soruları her soruya göz atmakta elbette fayda var. Ama soruların çözümlerinde ekstra çok böyle ince veya uğraştıran yorucu işte atıyorum 1 ile 100 arasında şu 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 ihtimallere uyan kaç sayı vardır? Tek tek yazıyoruz böyle. Bu tarz değil de sorunun çözümüne bakarken ya burada kullanılan özel bir şey var mı? Yani bir mantığı var mı sorunun? Burada bir mantık vardır ve bu mantık yıllardır kullanılır. Mesela başka nasıl bir mantık vardır? Kök 20 ile kök 45'e çarpım durumunda verir. Şimdi dersin ki, bunlar zaten çarpılıyor. Bunların özel bir şeysi yok. Kare köklerin içi birbiriyle çarpılır. Bunları niye böyle birbirine benzer ikisinin içinde de kök 5 olan sayılar verdi? Bana buraya kök 2 ile kök 3 dese de çarpacağım. Kök 6 yazacağım. Kök 20 ile kök 45 dese de çarpıp yazacağım. Kök 900 yazacağım. Niye verir? Çünkü şöyle yapar. Adam acaba ezbere mi gidiyor? Kareköklü sayılar da çarpma yapıyor mu? Yoksa bunları görünce hemen bu 2 kök 5, 4, 3 kök 5 diye yazıp onlar arasında bir işlem mi yapmaya çalışıyor? Dolayısıyla ezbere gitmeden çözümlerde olabildiğince ya buradan ne öğrenebilirim diye bakmak lazım. Ama böyle çok teferruatlı sorular zaten kendini belli eder. Son sorulardır genelde. Abuk subuk işte sırf rasyonel sayı sorusu olsun diye böyle basamak basamak uzattıkları. Hani bu sonsuza gidenler değil. Onların ayrı bir tane formülü var ama sırf uzun işlem olsun diye uzatılan sorular değil de daha çok içerisinde mantığını öğrenebileceğim sorular önemli. Onlara dikkat ederse daha iyi olabilir sonuçlar. Ki çıkmış sorulara benzer çözümleri çok rahat çözmek çok önemli bir şey zaten bu işte. Umarım faydalı olmuştur.